Katılır mısınız? Şimdi Ekrem Bey'in konuşmasını e, içeride izledik. Yani konuşmasının ana fikrinde bir belediye başkanlığından ziyade kafasında cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Her kurduğu cümlede bir şekilde onu anlamlandırmaya çalışıyor. Şimdi bunu sorunca... Ee, benim de şöyle bir duyumum var. Tabii ki doğru olmayabilir ama e, önemli bir kaynaktan Ekrem İmamoğlu'na ceza verildiği konusunda yani Eylül ayında bu işin açıklanacağı ceza verildiği konusunda sanıyorum benim kulağıma geldiyse belki Ekrem Bey'in de kulağına böyle şeyler gelmişti. Bir şekilde ön alarak işte halkın iradesini ortaya koyarak. E, kendince bunu önlemeye çalışıyor ama bugün öyle bir ülkede yaşıyoruz ki anayasayı takmayan karşı devrim sürecini yöneten hukuk yok demokrasi yok öyle olmayan bir ülkede yaşıyoruz onun için e, bu iktidar her şeyi yapar bakın her şeyi yapar şimdi e, demin erken seçim konusu geçti e, Erdoğan'ın kafasında erken seçim yok. Bakın bu %100 böyle. Yani AKP'nin içinde bir sürü karışıklıklar olabilir, çekişmeler olur, gruplaşmalar olabilir. En son yerel seçimlerde kaybettikleri birinci parti konumu, bunların hepsi doğru. Ama Erdoğan'ın kafasında asla ve kata erken seçim yok. Ne yapmaya çalışıyor? Belki bir e, iyileşme sağlayabilirse göreceli olarak. Ondan sonra bunu gündemine alabilir diye e, düşünüyorum ama e, CHP bu konuda ya da CHP yönetimi diyelim treni kaçırdı yani yerel seçimlerden sonra birinci parti olduktan sonra hı hı. bu işin üstüne giderdi yani o yumuşama, normalleşme çok yanlış işlerdi e, Erdoğan'ın tuzağına düşüldü ve bu işin içine girildi e, o halkın yükselen tepkisi güçlü muhalefet dalgası bir şekilde şu anda sönümlendi. Pasifizi, Pasifizi oldu. Pasifizi oldu. Şöyle çok yanlıştı. Çok yanlış. ee, bir de hani bazen kendini savunmak için Özgür Bey şöyle söylüyor. Ya bunu ben teklif ettim. Ya senin teklif etmen önemli değil. Sana bunları kim söyledi? Çünkü biz biliyoruz ki erken seçim istemeyen iş çevreleri istemiyordu. Hatta e, dış dinamiklerden de erken seçim talebinin Türkiye'ye yönelik olmadığını da biliyoruz. Acaba sana bunu kim söyledi? Kim teklif etti? Hatırlar mısınız? Ee, baba filmi vardı. Godfather. Tamam. Orada filmde şöyle bir sahne var esasında. <laughs> Don Carleone ölmeden önce Michael'a diyor ki sana diyor bu teklifi kim getirdiyse diyor ihanetçi odur diyor. Hakikaten de öldükten sonra Michael'a o teklif geliyor ama babasının nasihatini dinlediği için biliyorsunuz ön alıyor. Onları bertaraf ediyor. Yani Özgür Bey'e sormak istiyorum. Burada tabii ihanetçi anlamında kullanmak istemiyorum ama seni buna kim özendirdiyse çünkü ben partinin içinde demokratik bir yönetim olmadığını da biliyorum. Yani bir şekilde Özgür Bey yanında 3-4 kişi hani bunu e, nereden biliyorum? E, i̇çerideki arkadaşlar anlatıyorlar yanında 3-4 kişiyle ne yapmaya çalışıyorlar? Partiyi yönetmeye çalışıyorlar. Kararlar örgütsel akıllı alınmıyor. Yani bu konuda bir sürü örnek verebilirim. Bir kere bir tanesi işte en başta yaptıkları hata. Normalleşme, can simidi, yumuşama. Kardeşim ülkeyi anormal hale getiren, normalleştirmeyen, anormal hale getiren, sertleştiren kimdi? Tayyip Erdoğan'dı. Yumuşaması gereken oydu buna gelindi, bu tuzağa düşüldü. Niçin? Çünkü bir örgüt aklıyla bu karar alınmadı. O kadar çok örnek verebilirim ki İpek Hanım. İşte ne dediler? Özgür Bey, Gazze'ye gidiyorum dediler. Hatta hatırlarsınız sizin programda dedim. Gidemez. Bakın gidemez. Gidemedi değil mi? Suriye, Beşar Esad gide. Niye bunlar oluyor biliyor musunuz? Örgüt aklı yok, ortak akıl yok. Birkaç kişi kendi aralarında teati ediyorlar. Hemen fikir. Hatırlayın yine böyle bir program sırasında o gece grup toplantısı var. Karar veriyorlar. Işık söndürme eylemi. yani ne örgüt biliyor, ne halk biliyor. Ne F oldu? oldu Tavsiyeli Bakın parti gerçekten iyi yönetilmiyor. Bir de Turan Bey'in bu konu hakkında söylediklerinin hepsinin e, bir şekilde arkasında duruyorum. Katılıyorum. Ya çok talihsiz bir açıklama e, Özgür Bey'in yaptığı. Erdoğan Üçüncü defa aday olamazdı. Bu bir ağır anayasa ihlali. Hatta sizin partinizin genel başkanı biliyorsunuz Meral Hanım dedi ki mağdur etmeyelim dedi. Hodri meydan dedi. Seçimi kazanacağız. Ya Meral Hanım'ın... Bu arada biz yalnız YSK'ya müracaat ettik. abi. onu da söyleyeceğim. Yetmez. Müracaat yetmez. Peki diyelim ki Erdoğan dördüncü defa aday oldu. 101. madde buna karşı ve Yüksek Seçim Kurulu nasıl olduğunu biliyoruz. onu Yine de evet dedi. Ne yapacağız? Evet mi diyeceğiz? Elbette demeyeceğiz. Bakın, bakın. Eğer bir anayasa takılmıyorsa, en yüksek kurumlar da bu ihlale evet diyorsa, kardeşim bu seçim oyununu oynamam biliyor musunuz? Hani tavlada tavla oynuyoruz. İki bir hile yapıyor. Zar tutuyor, pul çalıyor. O tavlayı alırım kafasına geçiririm biliyor musunuz? Yani halka giderim, meydanlara giderim, o seçime girmem biliyor musunuz? Şimdi çok büyük hata yapıldı. Üçüncü defa Erdoğan'a bu yolunu açtılar. Ya siz hangi hakla ya? Yani Özgür Bey, Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olması demek anayasa yasa kapı açması anlamına gelmiyor ki. Hatta sen ana muhalefet partisi lideri olarak anayasaya sahibiyet göstereceksin.